Evet, herkese selamlar canlar. Elden Ring Shadow of the Erdtree tam çözümün sondan bir önceki bölümüne hoş geldiniz. Bu arada ben size bir şeyden bahsedeceğim. Bir yorumlarda geldiydi. Ben buraları falan keşfettim. O kadar mekanize olmuşum ki şurada bir adet mağara olduğunu unutmuşum. Onu da bu bölümde Rauh zindanlarını bitirir bitirmez gireceğiz ve halledeceğiz. O konuda telaşlanan falan bir arkadaşımız olduysa ona da gönlünü rahatlatmak için söyleyelim. Çünkü yazan olmuş. Ben de fark etmedim. Bir tane yani bir tane zindanı kaçırmışım. O kadar hani mekanize hale gelmiş ki. Kusura da bakmayın gerçekten onun için. Çok mu önemli? Değil ama olsun. Şimdi buraya niye atladık? Aslında buraya biz Shadow Atlus'u keşfederken, yani Skadu Atlus'u keşfederken gelmiştik. Hani burada Castle Ashes'ın orada bir tane teleport noktası vardı. Oradan buraya atlayıp şöyle bir madalyon almıştık. Hemen madalyonlara gelelim. Üzerinizdeki ağırlık arttıkça, ekipman arttıkça defansınız da artıyor bununla. Böyle bir madalyon bu. Aslında karakterimiz için de bayağı uygun bu arada. Ama şey yani almayan olur, gelmemiş olan olur. Onlar için şöyle tatlı bir yolculuk yapalım. Hem de bilmeyen etmeyen de görsün istiyorum. Hop. Aa, ayıptır bu ama. Sıra bende. Şöyle ilerliyorsunuz. Şurada bir tane mushroom var. Onun dışında. Buraya böyle biraz geldikten sonra biraz açalım. Şurada madalyonu buluyorsunuz. Onu da hani hiç bu görevi yapmamış arkadaşlar için söylemiş olayım. Bunun dışında Raw Ancient Ruins West kısmına gelelim. Her türlü heavy load'a düşürüyor bak. Şimdi burada tabii bir tane şey var. Allah. Oyun stutter oldu yine. Burada bir tane çok sevimli, çok tatlı, harika bir abimiz var. Bu abiyi de indirelim istiyorum. Hemen Mimi'ye geçelim. Silah olarak tercihimi hangisinden yana kullansam? Gerçi ana silahlar olarak bunları tutuyorum. Vasoşu da çok güzel. Flower Stone, Gavel bu da çok güzel. O da Hammer olarak geçiyor. Aslında hani düşünebilirim onu da. Ash of War bayağı başarılı. Biz Hammer'la takılalım. Sen de baltayla takıl. İçelim bakalım. Burada Guard Counter'lık bir olayımız yok. Ateşe karşı koruma verelim. Onun dışında bunluk da bir olay yok da şu kenarda dursun. Ver bakalım ateş korumasını. Onun dışında Hefty Pot var mı yanımızda? Hefty Pot yok bak. Hefty Pot'ları unutmayalım. Düşürdükten sonra kafasını atacağız çünkü. Haydi bakalım. Tam böyle kalkarken atabiliyor muyduk acaba? Denemedim hiç. Keşke deneseydim. Ay zıplayamadım. Şimdi bir kere daha yapacak. Zıpla adam. Bir daha. Bir de buna. Vurabildiğimiz kadar vuralım. Hazır düşmüşken.
Bir sonrakinde yere düşecek. Yalnız Mimik hiç dayanamadı ha. Lan düş artık. Normal kalkan çekelim. Gideceksin herhalde bu sefer. Ha? Gel senin kafan. Şeyi de hazırlayalım. Geronimo. Çok güzel oldu. Bayağı temiz, neredeyse doğru dürüst Estus bile harcamadan. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar burada bir hava kanalı var. Bu hava kanalını her zaman olduğu gibi şunları bir değiştirelim. Neyi alacağım? Guard Counter'a veya Ash of War alalım. Buraya diğerlerinde olduğu gibi göstermiştim zaten. Mock Shackle veya Margit Shackle kullanarak zaten burada itemler. Bunu alabilirsiniz ama şu anlık böyle bir ihtiyacımız yok. Böyle bir şeye girişmeyeceğim. Şimdi ben Rove Ancient Ruins West'e gideceğim. Aa, oyun hata verdi. Arada oluyor, yapacak bir şey yok. Çok fazla kayıt dosyasıyla oynuyorum arkadaşlar. O da tabi bazen oyunda sıkıntıya yarışabiliyor. Birkaç kere daha başımıza geldi hatırlarsınız. Boss'ta olmasın da. Nerede oluyorsa olsun. Hadi bakalım. Continue. Vay bize vaylar bize ya. Vay bize vaylar bize. Okey, tamam, sıkıntı yok. Sadece bir önceki checkpoint'te bırakmış bize. Biz West'e geri ışınlanalım. Tamam. Burada arkadaşlar ben... Gerçi bu eşofuru kullanmak istiyorum ya ben birazcık. Yukarı doğru gideceğiz. Şöyle ilk olarak arkadaşlar Falk silahını ve şeyi alacağız. Horn Sent'in görevini tamamlayacağız. Onun ekipmanlarını biliyorsunuz. Mesmer görevini yapabilmek için, Mesmer'deki görevini yapabilmek için daha geç edinmeye karar vermiştik. Şimdi buradan dümdüz gidiyorsunuz ve hiç kimseye bulaşmıyorsunuz. Burada iki tane bayağı stutter var. Bu bir tuhaflık var oyunda. Şöyle dümdüz gidiyoruz. Kimseye bulaşmıyoruz burada. Bizi öldürebilirler, o yüzden biraz acele edin. Böyle birazcık zikzaklar falan çizin. Okey. Buraya geldikten sonra sorun yok. Şunu kesmeniz lazım ki kapışırken birazcık rahat edin. Çok güzel. Bak direkt atımızdan indik. Mesmer'de fight'a çağırdıysanız burada invade yiyorsunuz her türlü. Geldim Horn Sent'im. Gel bakalım. Merhaba.
çok güzel. Çok temiz. Tencent'in bütün ekipmanları geldi. Bu Falx'ın çok ilginç bir silah olduğunu söyleyeyim. Çok beğeniyorum silah olarak. Özellikle Dex Buyutlarda, hatta Quality Buyutlarda çok daha etkili. Müthiş bir eşofvur var. Bunu siz kontrol ediyorsunuz. Bakın, hemen bırakabilirsiniz. Bir kere yapabilirsiniz tam önünüze. Ya da basılı tutup bayağı bir mesafe kat ettirebilirsiniz. Burada bitmiyor. Bu inanılmaz bir hasar veriyor. Bir de ondan sonra ağır saldırı tuşuna basarsanız şöyle arka arkaya anime atakları yapıyor. Oldukça başarılı bir silah. Bizim bu buildimize ne kadar uygun? Aslında o uygun hale getirilebilir ama hani çok iyi STR silahları kullanıyoruz şu anda. O yüzden hani çok da gerekli değil. Grace'e dokun diyelim. Oturalım. Ben bir seviye vereyim. Neye verebilirim? Hani son kertede bir tane de Dexterity'ye vermiş olalım. Şimdi arkadaşlar bir daha Ancient Ruin West'e geri dönüyoruz. Bu sefer normal rotaya döneceğiz. Görevimizi tamamladık. İşimizi bitirdik. Görev işi tamam. Yukarı doğru çıkacağız. Eşofvur olarak seçilimi. Şimdi bu ekipmanlarla falan uğraşmaya gerek yok. Peşimizde düşman var çok. Şöyle birazcık arkadaşlar sağ köşeden doğru giderseniz şeyi pek uyandırmazsınız. Bakın uyanmadı çok. Çok güzel. Şimdi burada Order of Accusation deyip sen gel bakalım. Heh, oldu canım. Manyağı gördünüz mü? Uzaktan uzaktan. En sevdiğim şey. Şu ayak hareketlerini yaptıklarında selameti alıyorlar zaten. Çok güzel. Sana da Hammer'la dalalım. Gerçi Ice Spear gerçekten büyük bir avantaj ama bu da güzel. Guard Counter için. Bu saldırısını böyle sürekli engellemeye çalışmayın. Bir tek sen mi vuruyorsun? Oo, kalkanı indirdik. Çok güzel. Çok güzel. Efendim? Evren altına etmişti. Zor işte. 6 yaşındaki çocuğun altını değiştirmek insanı zorluyor ama evlat olunca hiçbir şey gözünüzü görmüyor valla. Ay ay. Şimdi arkadaşlar. Az önce buradan dümdüz böyle devam etmiştik hatırlıyorsunuz. Görevi yapmıştık. Şimdi oraya gitmeyeceğiz. Farklı bir rota izleyeceğiz. Şuradan aşağı doğru iniyoruz. Şimdi burada böyle Blood Fiend'leri böyle rahat öldürmeye alıştıysanız adi şerefsiz. Yani ne olduğu bilinmeyen. Bu kadar mı adi olur? Bir tane Blood Fiend var. Ben buna var ya o kadar çok öldüm ki. O kadar çok öldüm ki arkadaşlar. Yani dikkatsiz oluyorsunuz çünkü Blood Fiend'den ne olacak falan diyorsunuz. Baya boss seviyesinde bir düşman. Ama yani can barı şey. Önce böyle kenarlarda dolaşıp bu size Blood Hasar vuracak köpekleri temizleyin. Blood Fiend bir noktada zaten harekete geçecek. Bakın şurada duruyor. Geliyor mu? Geliyor. Artık yapacak bir şey yok. Susumuzu içelim. İnşallah köpek de gelmez. Köpek gelirse sıkıntı. Bak görüyor musunuz şunu? Ama indirdik valla. Bak yine de ölmüyor, ölmüyor. Hasar hasar avolu vuruyorsunuz.
Yine de böyle bir zorluyor ya. Tam bir manyak. Köpüş ne haber? He, bu da güçlü köpeklerden bu arada. Zaten fark etmişsinizdir, hemen ölmedi. Şimdi buraya hallettik. Dediğim gibi biraz dikkatli olmanız ve önce etraftaki düşmanları belli seviyede temizlemeniz bu Bloodfiant'la kapışmanızda size çok büyük fayda sağlar. Şimdi her yerde köpekler var. Çok iyi. Gel bakalım. Mis gibi hasar. Ay. Bak bak bak, köpeği görüyor musunuz? İti. Neyse, bir şekilde hallettik valla. Vallahi bir şekilde hallettik. Burası arkadaşlar arka tarafa geri çıkış. Burayla hatta şu durun, şöyle bir şey yapalım. Şuradan eşyamızı alalım önce. Sonra devam. Not resin. Şimdi aşağıda bir tane asansör var. Bu aşağı gelişinde birçok farklı yolu var. Buradan atlarsak ölüyorduk. Bir saniye. En yakın şeyden atlamak istiyorum. Aynen. Buradan atlarsak ölmüyoruz. Çok iyi. Olayımız şu. Aşağı kadar ineceğiz. Ve şuradaki asansörü harekete geçireceğiz. Şimdi bu şu karşıdaki şerefsiz var ya, aşağı atlayabiliyor. Biraz uzaktan vurun. Bir daha böyle buraları şey yapmak zorunda kalmayın. Revert Ash Spit aldık. Burada başka ne var derseniz ne var? Hiçbir şey yok arkadaşlar. Buradan aşağı atlayınca ölüyorsunuz. Ölüyoruz. Öldük. Gene düştüm aşağıya. Neyse, Allah'tan Graysen çok uzak bir nokta değil. Oraya ileri sarmama gerek yok. Aşağı düşmeler inanılmaz ya. Bir şekilde böyle uçurumun kenarına kadar gidip, yani sırf orada bir şey yok diye göstermeye gidip ölmeyi başardım arkadaşlar. Şöyle dümdüz gidelim. Bir şey yok zaten. Ne yapıyorsun? Peşimizden geliyor. Tabi biraz fazla bam güm gittik. Ya o peşinizden gelirse arkadaşlar, bunlarda durmayın. Bunları öldürmekle uğraşmayın. Oradan River Ash Spirit'i alıp devam edin. Çünkü bir anda hem o döne döne gelen ruh hastası hem de diğerleriyle uğraşmak zorunda kalırsınız. O da hakikaten yorucu bir olay. Bir saniye, bir şeyler oluyor yine. Anasına Smackdown yapmış ya. Adam annesine Smackdown yaptı ya. Helal olsun adam diye. Ay Allah'ım ya. Neyse, biz aşağı atlayalım. En üstte kaldı bizim ceset. Gidelim alalım da. En üstte kaldı. Allah'tan kısa bir yolculuk. Buraya arkadaşlar farklı yollardan da inebiliyorsunuz bu arada. Yani tek yolunuz bu değil. İleride mesela bir çiçeklerin olduğu yer var. Onun tepesine önceden çıkıp buraya aşağı inip yukarı çıkabiliyorsunuz. Rauru inlerinde zaten şey, böyle her yer birbiriyle bağlantılı.
En Dark Souls 1 bölümü burası mesela Elden Ring'in. Şimdi ben düşen rünlerimi alacağım, geri geleceğim. En Dark Souls 1 ya burası. Direkt hani Blighttown'dan bir yere çıkarmış gibi falan. Onu bir kere öldürdükten sonra parlamasının bir anlamı yok bizim için. Ya şurayı gösterirken öldüm ya. Var ya böyle bir şey olamaz ya. Atımıza binelim. Şimdi arkadaşlar dümdüz gidiyoruz. Burada uçan akrepler var. Küçük akrepler var. Uğraşıp uğraşmamak size kalmış. Evet, çok güzel. Harika. Somber Smiting 1'i de aldık. Şimdi buradan dümdüz Aspects of Crucible Bloom adlı büyüyü aldık. Hatta bize yapmıştı ya işte Devonya. Bir önceki bölümde kapışırken. O böyle ışın saldırısını yapmaya başlıyorsunuz bununla beraber. Şimdik bu kısmı hallettik. Çıkalım yukarıya. Burayı da hallettikten sonra zaten buraya gelmiştik. Bakın, köpeği de halletmiş olalım da uğraştırıp durmasın. Frostbite deyince nasıl susuyor? Şimdi ikinci bir yere çıktık. Bakın. Burası az önce geldiğimiz yer aslında. Bak burası. Bu kez yapa yapa gidiyoruz bölgeyi. Spear inanılmaz etkili. Böyle çok yakından yapa boğazıma bir şey kaçtı. Ne acaba? Selametle. Böyle anlar için her zaman Flame Cleanse'm yanımda. Eğer o yoksa da arkadaşlar bunu yapamıyorsanız da Preserving Blossus bitkisinden yapabilirsiniz. Ay konuşamadım bir an. Ay. Şimdi bunlar gelecekler. Ama yukarı çıktığınızda geliyorlar ya. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Çok tatlı olur. Neredeler? Ha, hepsi öldü. Ne güzel. Smiting Stone. Scarlet Bud. Oh, topla 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 ne varsa. Bak şurada da var bir tane gariban. Merhaba gariban. Potente'yi alalım. Burada bir görünmez şey var. Karşıya gittiğimizde bize Stoneweather silahından verecek bir başka sunak. Bu taş silahtan bir kere elde edebiliyorsunuz oyunda. 3 kere 3 yerden alabilecek olsanız da DLC içerisinde bir tane alabiliyorsunuz toplamda. Dokunduğunuzda diyor ki Sword of Darkness'ı
Light'a çevirmek ister misin? Mesela çevirelim dedim. Sword of Light'ın olayı ise müthiş bir Ash of War yine. İnanılmaz hasar vuruyor böyle. Ve belli bir süre için Holy atakları destekliyor. Yani Fate ve STR, bu daha STR odaklı bir silah çünkü. Yani Fate ve STR odaklı bir build'iniz varsa çok yakışacak, harika bir silah. İki gameplay döngüsünde Sword of Darkness'ı da alabiliyorsunuz. Bir elinizde Sword of Darkness, bir elinizde Sword of Light. Çok keyifli de olabilir mesela farklı durumlar için. Şimdi karşıdan dümdüz devam. Güzel. Notlarıma bakayım. Sola dön, yukarı. Sola döndük. Çok güzel. Çok güzel. Hah, burası geldiğimiz yer. Şimdi ilginç bir numara göstereceğim size. Aynı zamanda şu kilidi açalım. Yukarı. Yukarıya daha önce gitmiştik, hatırlıyorsunuz zaten. Burada iki giriş var. En üstteki giriş zaten boss'a gidiyor. Onu geçiyoruz. Bizim onunla şu an bir alakamız yok. Burada ön taraftan giderseniz ikisiyle birden kapışma ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Arkalarından dolaşın. Scarlet Bud. Çok güzel. Pestret Spears aldık. Ne, hepsi gitti. Mis gibi. Kendimize bir heal basalım. Böyle hafifinden. Bu alana geldiğinizde yerde bir şeyler var. Divine Bird Feathers. Daha önce almıştık zaten. Oğlum sen de ne biçim vuruyorsun hakikaten ya. Yakalar. Havaya kalkıp üstünüze doğru pençelerini gösterdiği anda kaçmayı düşünün. Veya hiç kapışmayın. Şimdi buradan geldik arkadaşlar. Burada buraya gelmiştik. Hatta şuraya atladık. O yüzden buraları göstermeyeceğim. Buraya atladık, başka yerlere gittik. İşte boss'u kestik bir önceki bölümde. Bu arka taraf keşfettiğimiz yerler. Şimdi son bir iki şey kaldı. Raw ruinlerinde. Boss'a girmeden önce. Yukarı. Dümdüz devam ediyoruz. Böyle kuzey yönüne. Geldiğimiz yerin kuzeyine doğru gidiyoruz. Burada. Ahanda. Ahanda. Çok güzel. Spring Seal'ı açtık. İlk olarak ilk kata iniyoruz. Burada biraz dikkat. Beaston. Allah, ölüyoruz. Ölmedim lan. Yukarı. Buradan yeni bir talisman alıyoruz. Mottled Knuckle. Kablo çok tuhaf davranıyor. Komple bir düzen lazım. Robustness, Immunity ve Focus. Hepsini birden yükselten. Bütün direnç noktalarını yükselten çok güzel bir şey.
Church of Bud'un şeyini açmıştık. Main entrance'ını açtık. Ama hani oraya ışınlanmayı bulamadım, edemedim. Ben sadece boss'u göreceğim, edeceğim diye buraya geldiyseniz de hemen buradan, bu noktadan nasıl ilerleyeceğinizi söyleyeyim. Spring ile beraber yukarı sıçrıyorsunuz. Zaten aynı yere atıyor bizi. Dümdüz gideceğiz, sonra sağa döneceğiz. Çok iyi. Bir sonraki aşama merdivenler. Burada öyle pek bir şey yok. Yine de göstermiş olayım buraları da. Boş alan diyebileceğimiz bir yer burası. Harika. Grace'de dinlenelim. Wondrous Physics'imiz nedir? Stance de çok iyi olabilir ya. Aynen. Ataklarımız çoğu kez düşman stansını düşürsün. Onun dışında böyle yapacağımız bir şey yok. Eğer yanınızda yoksa kesinlikle birazcık Preserving Bolus'a ihtiyacınız var. Ateş silahları, buz silahları, bunların hepsi çok etkili olacaktır. Ben Black Steel Katana ile takılacağım şimdilik. Bunun dışında Shabiri Wu ile başlayıp değiştirebilirsiniz. Dry Leaf Dane burada size yardıma geliyor ama dışarıda bir summon olduğu için arkadaşlar, boss'un canını yükseltir, haberiniz olsun. Ben summon kullanmayacağım şu an. Çünkü zaten mimik tek başına yeterli. Alalım şeyimizi. Şöyle Ash of War'a geçirelim. Gördüğünüz üzere bol bol Scarlet Rot yedirmek üzerine bu boss'un olayı. O yüzden bir köşede Flame Cleansme'yi de tutarsanız, ay, bayağı faydalı olur sizin için. Burada guard ataklar birazcık sıkıntılı. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Ama yakaladı galiba, dur. Of, Scarlet Rot'un içinde kaldım. Önemli değil. Şimdi patlama başlayacak. Olabildiğince geri kaçın. Flame Cleanse mi yapalım? Harika. Romine biraz yavaş. 3 3 yapmadı, 2 yaptı bu sefer. Bir daha patlama yaratacak. Kaç bana. Çok güzel. Ver bakalım ruhları. Saint of Bud. Çok iyi. Grace'e dokunalım. Şimdi arkadaşlar, bir sonraki bölüme geçmeye hazırız. Ama öncesinde benim gitmedim dediğim bir tane yer vardı ya. Oraya sizi götüreyim istiyorum.
Ekstradan bölüm olmasına gerek yok. Zaten 5-6 dakika sürecek bir yer. Çok kısa bir zindan. Zindan bile değil, mağara. Orayı da halledelim. Rahat rahat son bölüme geçelim. Hadi Rivermouth'a gidelim ve son işimizi halledelim. Oraya arkadaşlar şu Temple Town Ruins'ten aşağı atlayarak veya Elak River Cave'den gidebiliyorsunuz. Bakın şurada işaretler var zaten. Buradan buraya girmeniz gerekiyor. Elak River Cave'den gidelim biz. Bir de şeylerimi kontrol edeceğim. 1, 3, tamam. Şöyle dışarı çıkınca hemen kuzey yönüne doğru. Bir de Emin abi diyor. Acaba ne oldu? Öğreneceğiz birazdan. Önce bölüm bitsin. Önce iş. Burada arkadaşlar kan şeyi bayağı size fayda sağlayabilir. Abi ayıptır ama yani bu yaptığım birazcık ayıp değil mi? Ben şimdi seninle uğraşmak istemiyordum. Ama sen benim karşıma çıktın. Gel. Yakalarsın. Patlayacak. Beni de patlatacak. Dön babam. Atlayacak üstüme. Ah be, tuttursam çok güzel olurdu. Görmüyorum seni. Vur kafanı. Aferin, oldu mu şimdi? Mutlu oldu mu? Hornet Brain'i aldık. Hadi bakalım. Dümdüz devam. Sineklerle hiç uğraşmıyoruz. Ne kadar çok sinek var hakikaten ya oyunda. Yaz aylarında çıkıyor diye herhalde. Bilmiyorum ki. Buraya üst taraftan aşağı inerek gelmiştik daha önce. Şurada da Elak River Cave var. Bakın. Oha tam noktayı işaretlemişim neredeyse. Çok güzel. Elak River. Fire Knight Greatsword'da ne var? Sacred Blade var. Bunu değiştirelim. Şu PvP de çok keyifli bu arada. Flame Spear, Flame Skewer her zaman keyiflidir. Tabi bu kadar büyük bir kılıç kullanınca Heavy Load'a düştü karakter. Burada çok şey yapmayacağım ben zaten. Şöyle, yo, Ash of War alalım. Burada kalkan kullanmayacağım biraz. Biraz keyfi gideceğim. Çok da zor bir yer değil zaten. Aslında bir tane zor yeri var. Ama onu da çok rahat şey yapacaksınız arkadaşlar.
Relic Sword'la o kadar kolay şey yapıyorsunuz ki. Şimdi dümdüz devam. Kayıtta bir sıkıntı yok şu ana kadar. Şurada aşağıya doğru gidebilirsiniz ama aşağı doğru gitmenizi önermiyorum. Onun yerine şuradaki iti ve buradaki kurdu almanız daha hayırlı olacaktır. Devam edelim. Şimdi burada minik bir trik var. Yukarı doğru çıkmanız gerekiyor. Aa, ne güzel kaçtı o. Yani bir yere kadar kaçtı tabii. Burada dümdüz devam edebiliyorsunuz ama ben sizden şöyle bir şey yapmanızı isteyeceğim. Atlayın buraya. Item'la beraber aşağı düşün. Bakın gidebileceğiniz tek bir yol var zaten. Hadi bakayım. Şu aşağı inmeyeceğiz hemen. Önce bu abi tek de alacağız. Kaç vuruyoruz lan? 1700. Şey yaptım mı? Buff'ı verdim mi? 1000. Oha. Vay arkadaş. O nasıl bir hasardı öyle? Çok güzel. Bak yine aynı tepeye geri geldik arkadaşlar. Fark etmişsinizdir. Eşyaları aldık. Milleti tokatladık. Şimdi geri atlayalım. Maşallah. Ne güzel atladın sen öyle. Eşofor'u bir daha seçelim. Onun dışında burada birazcık hani eğlenmek için artık hani şeyin de sonuna geldik. Eğlenmek için ben Sacred Scorpion Charm'ı ekleyeceğim. Relic Sword'u alacağım. Maşallah. Ne güzel vuruyorsun. Başlayalım. Gerçekten az önce gördüğün şeyden sonra bana saldırmayı mı seçtin? Müthiş. Sacred Blood Ash. Tamam, geri döndürelim. Guard Counter diyelim. Bir de kendimize şey verelim. Dokmağımızı alalım. Ve kalkanımızla boss'a dalalım. Bu tarz bir düşman tipiyle daha önce karşılaştık arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz zaten. Yine bu bölüm içerisinde karşılaştık hatta. Hatta bu onun kadar zor değil yine. Çok iyi. Ver bakalım ruhları. 96 bin. Temiz. Bir de eş verdi. Oh. Keyfimiz yerinde arkadaşlar. Keyfimiz yerinde. Artık son bölüm için hazırlanıyoruz. Bitti işimiz. Haritayı da hallettik. Gördüğünüz bu devasa
3 haritanın birbiri üzerine stacklendiği Shadow of the Earth Tree haritası sona erdi. Şimdi Church of the Bud'a ışınlanıyoruz. Bir sonraki bölümde ağacın ateşini yakacağız ve son boss'la karşılaşacağız. Son haritayı bitireceğiz. Son bölümde görüşmek üzere. Bay bay.